Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü konumuz kardeşlerim ezan okuyanın ve dinleyenin dikkat edeceği hususlar hakkında olacaktır. Birinci maddemizden başlayalım hemen. Ezan okunurken konuşulmaz. Hatta Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir kişi ezan başladığında diyor okumayı bırakıp ezanı dinlemesi lazım diyor. Özellikle arkadaşlar burada ezan okunurken konuşulmaktan kasıt dünya kelamı kesinlikle konuşmamak gerekir. Biz ezan okunduğu zaman asıl ne yapmamız lazım? Hemen ikinci maddede ezanı dinleyen Müslüman müezzinin okuduğunu tekrar eder. Yani biz ezanı tekrar edeceğiz arkadaşlar. Dünya kelamı konuşmayacağız. Müezzinin okuduğu gibi biz de tekrar edeceğiz. Yalnız hayyâle salâh ve hayyâlel felâh dediği zaman bizler la havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Yani Allah'tan başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur diyeceğiz. Sabah ezanında eğer biz ezanda uyanık ise yine ezanı ya da ezan okunmadan önce kalktık, abdest aldık ve ezan o sıra okunuyorsa biz de yine ezanı tekrar edeceğiz. Bu sefer sabah ezanında ne söyleniyor? Es-salatu hayrun minennev. Namaz uykudan hayırlıdır bildiğiniz gibi. Bunu söylerken bizler de sadakta ve berirte diyeceğiz. Doğru söylüyorsun yani diye karşılık vermesi sünnettir diyor. Burada belirtiliyor arkadaşlar. Üçüncü maddemizde ne diyor? Ezanı işiten kişi cünüp de olsa yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirir. Ancak hayızlı ve nifaslı olan kadınlar bunun dışındadır. Demek ki bizler eğer o halde cünüp bile olsak yani ezanı tekrar müezzin okuduğu gibi biz de arkasından tekrar edebiliriz. Aynalarını yerine getirebiliriz. Bunun dışında hayızlı ve nifaslı kadınlar bunun dışındadır diyor. Peki ezan bitiminde ne yapacağız? Her zaman bilindiği üzere namaz 5 vakit namaz için mescitlere gidiyoruz. Ezan bitiyor. Hemen ezan duasını okuyoruz. Çünkü ezan duasını okuyana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet gününde o kişiye şefaatin vacip olur diyor. Bakın Buhari, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Ebu Davud'da geçiyor bu hadis. Çok sahih bir hadistir. Peki ezan duası nedir arkadaşlar? Allahümme Rabbe hazihi davetit tamme ve salatil gaime ati Muhammeden el vesilete vel fadilete ve derecete rafiyyah ve basu makamen mahmuden el zuatta inneke la tuhliful miad. Bu duayı okuyana ezan bittikten sonra şefaatim kıyamet günü o kimseye vacip olur diyor Peygamber Efendimiz. İnşallah biz de ezan okunurken bununla yani bu hadis-i şerifle de bizler de amel edelim. Özellikle kardeşlerim dünya kelamı konuşmamaya özen gösterelim. Evet arkadaşlar daha çok kişiye ulaşmamız için arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.